Merhaba çocuklar. Onur Koleji'nden Hayat Bilgisi dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını işleyeceğiz. Evet, başlayalım bakalım bu konumuz bize ne anlatacak. Önce burada bir hikayemiz var. Bunu bir okuyalım. Ben sesli bir şekilde okuyorum sizlere. Kerim alışveriş merkezinde annesiyle dolaşırken farkına varmadan annesinden uzaklaştı ve kayboldu. Kerim evine gitmek veya annesini bulabilmek için neler yapacağını düşünüyordu. İşte Kerim'imiz burada. Fotoğraftan bakabiliriz. Yanına yaklaşan bir bayan, kayboldun galiba. Gel seni annene götüreyim, dedi. Kerim, hayır, kaybolmadın diyerek ilerledi. Güvenlik görevlisine doğru yürüdü. Güvenlik görevlisi danışmadan Kerim'in annesini aradı, anons etti çok geçmeden Kerim annesine kavuştu. Evet çocuklar, Kerim'in başına gelen olay aslında kötü bir olay değil mi? Alışveriş merkezinde annesiyle dolaşırken annesini kaybediyor. Sonra düşünüyor bu Kerim ne yapsam, ne yesem, annemi nasıl bulsam istemeden biraz korkuyor tabii. Sonra yanına bir tane kadın geliyormuş. Bu kadın diyormuş ki, kayboldun galiba gel seni annene götüreyim. Ama Kerim daha önceden annesi ve öğretmenleri onu uyardığı için bu kadına kanmıyor. Ve diyor ki hayır olmadım deyip onu reddediyor. Onunla gitmiyor. Çünkü kurallarımızdan biri neydi? Tanımadığımız insanlarla beraber bizi annemize götüreceğiz, babamıza götüreceğiz dese de gitmiyorduk. Sonra Kerim akıllılık yapıyor. Düşünüyor burada güvenlik görevlisi var değil mi? Güvenlik görevlisi bize bu gibi durumlarda yardım etmek için orada. Hemen onun yanına gidiyor ve annesinin ismini anons ettiriyor. Ve annesi de güvenlik görevlisinin yanına gelip Kerim'e ulaşıyor. Peki sizce Kerim'in doğru bulduğunuz davranışlarını yazınız. Kerim burada hangi davranışları doğru yaptı çocuklar sizce? Evet, kadına hayır diyerek değil mi? yanına gelen kadına hayır diyerek olumlu davranışını doğru davranışını yaptı. Yanına gelen kadına hayır demesi doğru davranışlardan biriydi. Peki başka bu Kerim'in doğru yaptığı davranış ne vardı? Evet, güvenlik görevlisinin yanına gidip ondan yardım istemesi değil mi? güvenlik görevlisinden. Yardım istemez. Çok güzel. Siz de Kerim'in durumuna düşerseniz mutlaka yanınızdaki bir güvenlik görevlisinden bir polis olur ya da böyle bir danışma olur, güvenlik görevlisi olur. Mutlaka onlardan yardım istemelisiniz. Tanımadığınız insanlara Hayır demeyi bilmelisiniz çocuklar. Annenize götüreceğim, babanızı götüreceğim gibi sözlerine kanmayacağız. Hayır. Ben güvenlik görevlisine gideceğim diyeceksiniz ve annenizin, babanızın ya da büyüğünüzün ismini anons ettirerek bulabilirsiniz. Devam edelim. Hmm. Merhaba çocuklar. Benim adım Ece. Bu da kardeşim Ali. Şimdi size Ali ile başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Bugün kardeşim Ali ile okuldan geldikten sonra ne oyun oynamaya karar veremedik. Oyun oynamak istedik ama ne oynayacağımıza bir türlü karar veremedik. Ben parka gitmek istedim. Ali ise evde kalıp bir oyun oynamak istedi. Bir türlü ne yapacağımıza karar veremedik. Ve ben birazcık sinirlenmeye başlamıştım. Annem yanımıza geldi. Ve durumu anlattık. Annem, birbirinizin isteklerine saygı göstermelisiniz. Birbirinize kızmak yerine karşınızdakini kırmadan söylemelisiniz. Bu şekilde davranırsanız doğru bir iletişim kurmuş olursunuz dedi. Annem gittikten sonra Ali ile konuşup anlaştık. Biraz evde oyun oynadık. Sonra da parka gittik. Ben salıncakta sallanıyordum. Ali de kaydıraktan kayıyordu. Bu, ara, bu arada ben salıncakta sallanırken yanıma bir çocuk geldi. Ve salıncaktan inmemi söyledi. Kendisinin salıncak benim oradan salıncaktan inip kendisini sağlanacağını söyledi. Çok kızmıştım. Ama öfkeyle davranmam yanlıştı. Böyle bir yanlış iletişim kurmuş olurdum. Önce benim geldiğimi, sırasının beklemesi gerektiğini, ben sallak, sallandıktan sonra kendisinin sallanabileceğini söyledim. Yanıma gelen çocuk bu sözleri anlayışla karşıladı ve sallanmayı bitirmemi bekledi. Evet çocuklar, Ece size başından gelen olayı anlattı. Ece sizce doğru bir davranış mı yaptı? Bir tane salıncakta sallanıyordu. Yanına bir kız geldi ya da bir erkek çocuk geldi. Dedi ki salıncaktan in ben sallanacağım. Sizce doğru bir davranış mı? Evet çocuğun yaptığı çok yanlış bir davranış değil mi? Peki Ece'nin yaptığı davranış nasıl bir davranıştı? Ece ne yapıyor? Çocuğa diyor ki hayır inemem. Şu an ben sallanıyorum. Benim sıram. Önce ben geldim. Ben salıncağımı sallanmayı bitirdikten sonra sen binersin diyor. Ece doğru bir davranış mı yapıyor? Evet çocuklar. Ece öfkesine yenik düşmüyor. Aslında o çocuğa çok sinirleniyor. Ama kendini sakinleştiriyor ve güzel bir iletişim kurmak için çocukla konuşmaya başlıyor. Düzgün bir şekilde tane tane çocuğa durumu anlattığında çocuk da zaten durumu anlayışla karşılıyor ve sırasını bekliyor. Çocuklar mutlaka konuşarak problemlerimizi çözmeliyiz. Evet, öfkenize yenik düşmeniz çok büyük sıkıntı. Bunu öfkeyle, bağırarak, çağırarak ya da kavgayla çözmemeliyiz problemlerimizi. Ama kendimizi de hakkımızı da ezdirmemeliyiz hakkımızı savunmalıyız. Ece'nin yaptığı gibi güzel bir dille çocuğa "Hayır. Sıra benim sıram. Ben sallanıyorum. Benim sallanmam bittikten sonra sallanırsın." diyebilmeliyiz. Mutlaka hakkımızı aramalıyız ama bunu güzel bir iletişim kurarak yapmalıyız. Anlaştık mı? Çok güzel. O zaman Ece'ye bay bay diyelim. Şimdi sorularımızı çözelim. Verilen sözcükleri cümlede boş bırakılan uygun yerlere yazınız diyor. Okul çıkışında arkadaşım ısrarla parkta oynayalım dedi. Ben ailemin haberi olmadığı için nokta nokta dedim. Nokta noktaya ne gelecek sizce? Okul çıkışında arkadaşım ısrarla parkta oynayalım dedi. Ben ailemin haberi olmadığı için nokta nokta dedim. Bakalım. Birincisi neymiş? Adresimizi. Adresimizi buraya olur mı? olmaz. Peki bu çocuk sizce ne demiş olabilir? Arkadaş ona ısrarla parkta oynayalım diyor. E o da ailenin haberi olmadığı için ne demiş olabilir? Bakalım adresimizde hayır kırıcı oyun ailemizi. Tabii ki de hayır demiştir. Çünkü ailesinin haberi yoktur. 2. Dersim varsa arkadaşlarımın Nokta nokta teklifini reddederim. Hmm. Dersi var. Arkadaşları da ona bir şey diyor. Bir şey yapalım diyor. Onun teklifini reddediyor. Arkadaşları ne söylemiş olabilir ona? Evet, oyun oynayalım demiştir değil mi? Oyun teklifini reddetmiş. O zaman hayır gitti. oyunda gitti. Geldik üçe. Hayır derken nokta nokta olmamıza gerek yok. Hmm. Hayır derken nasıl olacaktık? Kibar olacaktık. Düzgün bir şekilde anlatacaktık değil mi isteğimizi? O zaman bizim ne olmamıza gerek yoktur? Tabii ki de kırıcı olmamıza gerek yoktur. Karşımızdakini güzellikle anlatmamız gerekiyor. Kırmadan, onu üzmeden anlatmamız, onu kırmadan hakkımızı savunmamız gerekiyor. 4. Sanal ortamda tanımadığımız kişilere nokta nokta vermek doğru değildir. Hmm, sanal ortamda, sanal ortam dediğimiz internet ortamı değil mi? Sanal ortamda tanımadığımız kişilere nokta nokta vermek doğru değildir. Adresimizi, ailemizi. Hangisi olur? Adresimizi tabii ki değil mi? Tanımadığımız insanlara Asla adresimizi vermiyoruz. 5. Hayır diyemezsek başımıza gelecek kötü olaylar hem bizi hem de nokta noktayı etkiler. Bizi ve kimi etkiler bu olay? Bize en çok sevenler kimdir? Ailelerimiz. İşte o yüzden hayır demeyi bilmeliyiz. Hayır diyemezsek başımıza gelecek kötü olaylar hem bizi hem de ailemizi etkiler. Evet çocuklar, bugünkü konumuz bitti. Ne yapacakmışız? Bundan sonra tanımadığımız kişileri annemize götüreceğiz, babamıza götüreceğiz derse bizi onlara asla kanmayacakmışız. Onlara hayır demeyi bilecekmişiz. Ya da bir arkadaşımız X oyununu oynamak istiyor, bir arkadaşımız da Y oyununu oynamak istiyor. Biz Arkadaşımızın oynamak istediği oyuna saygı göstermeliyiz. O an benimle o oyun oynamak istemiyorsa ona saygı göstermeyin. Peki arkadaşım demeliyim. Başka biriyle oyun oynamalıyım. O arkadaşım da zaten kendi oyunu bittikten sonra benim yanıma gelecektir. Beraber oyun oynayacağızdır. Bir deneydin. Hakkımızı arıyorduk değil mi çocuklar? Hakkımızı başkalarının eline bırakmıyorduk. Ne yapıyorduk? Ama bunu kırıcı olmadan ve öfkemize yenilmeden yapıyorduk. Hakkımızı ararken güzel bir üslupla, güzel bir iletişim kurarak konuşuyorduk. Sen böyle böyle yaptığın için ben böyle böyle yapıyorum. Ya da şu an benim sıram biraz önceki salıncak sırasında olduğu gibi. Sen şu an sallanamazsın, biraz sıranı beklemelisin gibi düzgünce iletişim kurarak yapıyorduk. Bunları anladığınızda eminim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.